Evet, ilk olarak Beşiktaş'ın geldi muhtemel 11'i ekranlarınıza, buraya da geldi. Şöyle bir bakıyorum. Yani inceleyince biliyorsunuz hastalar, vakalar ona rağmen ideale yakın bir 11. Kenan orada göze çarpıyor. Farklı olarak, en farklı olarak. Yani hatta burada başka da aslında yok. kulübeye bakmak Atiba gerekiyor. var 11'de. Evet, kulübe zenginliği neredeyse Yok. yok. Yani 120 dakikaya kadar gidebilecek bir karşılaşmada. Evet, ilk 11 kaliteniz zaten şu kadroda eksiklerinize rağmen belli bir seviyenin çok üstünde. Ancak maç içerisi aksiyonları kulübenizden nasıl sağlayabileceksiniz? Beşiktaş'ta bu kısım biraz problemli görünüyor. Antalya Spor'a bakıyorum. O da arkanda senin de Taner. Bofin, Kudryashov, Veysel, Bahadır, Hakan, Poli, Güray, Bünyamin, Doğukan, Hamilton, Mukairo. Nispeten daha az eksiği var. Ama iki takım da kulübesi aslında. Evet, kulübelerinde sıkıntı var. Evet. Eksikler daha çok yedek olarak değerlendirebilecekleri oyuncular. Yani iki takım da aslında iplerin erken kopmasını isteyecektir bu maçta. Evet. Bir tarafın bir şekilde erkenden golü bulup ya da farklı bir skorla mal. Çünkü eğer maç uzarsa hem lige de yansır bunun sıkıntısı. Çok, çok net. geniş kadroları olmadığı için. O yüzden erkenden işi bitirmek isteyecektir iki takım da. İki takım da bunu planlayacak ama çok mu doğal, çok mu yani kolay mı dersen pek kolay gözükmüyor açıkçası. Yani gollü bir karşılaşma bekliyorum ama Beşiktaş'ın ilk yarıdan 2-0 bulacağı, 3-0 belki yakalayabileceği bir karşılaşmada bekleyemiyorum. Ya da Antalya Spor cephesinde. O yüzden kontrollü başlayacak bir karşılaşmada asıl kilit biraz daha ikinci yarıda açılacak gibi gözüküyor. Engin Bey yazmış, Nuri Şahin'in kupa kazanarak kariyerini geliştirmesini, futbolumuzun ilerisi için değerli bir teknik direktör kazanmasını temenni ediyorum demiş. Antalya Spor taraftarı herhalde. Hayır değilmiş, Beşiktaşlı da değilmiş ama yani sadece futbol için böyle bir dilekte bulunmuş izleyicimiz. Bunu da belirtmiş zaten taraftarı olmadığını. Kayseri Spor'la ilgili transfer haberleri soruyorsunuz. Birazdan ilerleyen dakikalarda bütün diğer sorularınıza devam edeceğim. Biraz daha maçı, Süper Kupa maçını konuşalım istiyorum ama Serdar sen notlar aldın. Evet evet. Yani ben eksiklere odaklandım biraz. Tabii Kenan Karaman en başta göze çarpıyor Beşiktaş'ta. Orayı Rose ile beraber kullanabilecek mi? Çok çizgide durmayacak Kenan. Yüksek ihtimalle biraz Batshuayi'ye yanaşık oynayacak. Ama Antalya Spor'da çok önemli iki oyuncu. Freddy. Yani, Freddy yok evet. Şöyle söyleyeyim, Antalya Spor özelinde bu takımın organizasyon şefi net bir şekilde Freddy. Hem hücum geçişlerini hem savunma geçişlerini olağanüstü bir şekilde yapan bir oyuncu ve Nuri Hoca'ya sorsan hangi oyuncu olmalıydı bir tek seçenek desen yüksek ihtimalle Freddy'yi söylerdi. Ve diğer tarafta savunmada Naldo, Hacı Wright hani onu mukayyediyor. Hamilton zaten Doğukan beraber o üçlüyle çıkıyor. Orada problem yaşayacağını zannetmiyorum ama burada Poli ve Hakan'ın performansı Antalya Spor açısından çok belirleyici olacak. Orada Hakan'ın da zaten hem tecrübesi var. Başarabilirler mi? Başarabilirler. Çünkü bekleri çok iyi kullanan bir takım Antalya Spor. Yani o Güray ve Bünyamin bindirdiği anda orada sayısal üstünlüğü ele geçirebiliyorlar bir anda. Ve Bünyamin, Güray, Doğukan, Mukairo, Hamilton beşlisi ne? Arkadan da bir destek geldiği zaman 6 oyuncuyla yakalama fırsatı buluyor Antalya Spor. Beşiktaş'ın da eksiklikleri var. Beşiktaş'ın hani nerede problem yaşayabilir Beşiktaş? Josef Atiba Pjanić üçlüsü. Pjanić bu arada arkada. Evet evet. Bunu denemişti Önder Hoca. Evet. Ya burada şöyle bir handikap ortaya çıkıyor. Pjanić 6 numarada Josef'in o sertliğini sergileyemeyebilir. Evet. Ve en riskli takımlardan biri Antalya Spor bu oyuncu grubuyla. Yani o savunma ikilisinin önünde. Çünkü Rıdvan da zaten çok fazla hücum iştiraki eden bir oyuncu. Rose de aynı şekilde. Ve Vida Wellington Pjanić üçlüsüyle karşı karşıya kalabilir bu bahsettiğimiz beşli. Bekleri de çıkarttığı zaman. Yani bu kadrolar eğer çıkarsa ben Antalya Spor'u biraz daha favori gördüğümü söyleyebilirim. Maç uzarsa peki ne bekliyorsunuz iki tarafa? O zaman Taner Karaman'ın dediği nokta devreye giriyor aslında. Yedek kulübeleri burada ne kadar zengin. Beşiktaş'ın çok ciddi eksikleri var. Yani mesela Can Bozdağ çok önemli bir oyuncu evet. Beşiktaş için. Rose çok önemli bir oyuncu. Olası bir sakatlık vesaire durumunda Serdar Saatçı çok beğendiğim bir oyuncu. Oğuzhan Özyakup bu kadar formdayken şu kupa maçında oynamasını çok isterdim. Çünkü 3 ya da 4 sene olması lazım. Oğuzhan Özyakup ilk defa bu kadar iyi gördüm. Ellerine sağlık Veli Hocam, Önder Hocam.
Hala eleştiriliyor ama. Yine herkes senin aynı fikirde değil. Ciddi misin? Evet. Ya bak, Oğuzhan'ı belki de en çok eleştirenlerden biriyim ve ne işi var kardeşim bu 11'de dediğim çok gün hatırlıyorum. Ama ya şu çok hoşuma gider bir oyuncuda. Blok arasına girip eğer top istiyorsa bir oyuncu, o özgüvenli oyuncudur. Yani o arkası dönük bir şekilde top kaybetme riskini göze alabiliyorsa bir oyuncu, o özgüveni geri gelmiştir. Oğuzhan'da bu geri geldi. Bu çok değerli. Ya son maçta verdiği o pas var ya. Ya ligimizde o pası atabilecek oyuncu, hani ayağını şöyle döndürdü ya. Şu şekilde bir döndürdü. Sol tarafa verdi. Kime verdi? Larine. Larine mi verdi? Bravo. Larine verdiği o pası ligimizde atacak oyuncu sayısı çok az. Sen ne düşünüyorsun Oğuzhan'la? Yani olabildiğince eminim fazla... kağıt üstündeki verileri de bilerek evet. Konuşacaksın şu an. Evet, yani olabildiğince fazla fırsat verildi. bir önceki karşılaşma, maçın adını hatırlayamıyorum. 65 civarlarında çıkmıştı oyun içerisinde ve Oğuzhan'ın performans rakamlarına baktığımız zaman bir değerini göremediğim bir hafta hatırlıyorum. Şimdi bir taraftan da bulacağım o karşılaşmayı. Son maçsa? Tam olarak lig maçı ise Konya maçı mı? Yanıltmak da istemiyorum. Hatta ekranda bir da yorum maçta yapmıştım bu konuda. Konya maçında çok iyi değildi. Yani, evet, ondan önceki hafta içi oynanan evet, karşılaşmada. Oyuncunun A'dan Z'ye bütün performans değerleri sıfırdı. A'dan Z'ye ve Önder Hoca'nın... Hiç top değmemiş mi ayağına? Top değmiş ve sadece top değdiğiyle kalmış. Geri kalanların hepsini rakibe kaptırmış. Ve oyuncunun... Ya hatta seninle yaptığımız programdı. Bu arada 28 Aralık'ta yaptığımız programda. 69 dakika içerisinde... A'dan Z'ye Konya Spor maçında sıfır. Ha, Konya Spor maçı. Evet, ve burada tek tek saymıştım hatırlıyorsan. Top çalma sıfır, kilit pas sıfır, 10 numara oynuyorsunuz. Buna benzer birçok performans değeri sıfır ve Önder Hoca oyuncu 69 dakika sahada tuttu. Ben biraz olayı bu açıdan değerlendiriyorum. Bulduğu, aslında eleştiren kişilerden bir tanesi o karşılaşmada bendim özellikle. Ve Oğuzhan'ın o karşılaşma nezdinde çok fazla Önder Hoca'nın duygusal davranıp oyuncuyu sahada tuttuğunu düşünüyorum. Daha erken müdahale etmesi gerekirdi ki oyunu sonrasında da kaybettiniz zaten. Biraz daha Önder Hoca'nın özellikle kendi elinde bir dönem, en azından hani Oğuzhan'da çok büyük bir geçmiş yok hocanın. Muhtemelen ama, Göztepe maçındaki o Serdar'ın bahsettiği asistinden sonra bir şans vermek istedi. Ama çünkü o maçta... o şansı 69 dakika, 70 dakika bulundurmazsınız. Şimdi Oğuzhan'ın örneğin Konya maçı performansına bakıyorum. Şu an açtım karşıma. Top sürme sıfır. Tek bir tane ikili mücadeleye girmiş oyun boyunca. Onu kaybetmiş. Hava topunu hepsini kaybetmiş. Hava topu yok. Atak uzaklaştırma yok. Top çalma yok. Geriye bir tane koşu yapmamış. Pas arası dediğimiz kavram yok. Birçok şeyi de sayabilirim. Yine 0-0-0. Orta yapmış. Hepsi, onlar da isabetsiz. Şimdi bu kadar fazla sıfır çeken bir oyuncuyu da 70 dakika oyunda tutmazsınız. Özellikle Beşiktaş'ın 10 numara pozisyonunda sahaya çıktıysa bu oyuncu. Ve kulübenize bakıyorum. Orada değerlendirebileceğiniz başka oyuncular da var o pozisyonda. Bu karşılaşmada zaten olmayacak. Serdar eksikliği hissedilir diye düşünüyorum. Hangi Oğuzhan diyorum ben de. İyi bir Oğuzhan. Oğuzhan'ın iki yüzü var çünkü. Konya Spor maçındaki Oğuzhan, bir de diğer maçtaki Oğuzhan. Şimdi teknik direktörlük tabii saha içi performans çok önemli. Ama diğer taraftan bir ilişki yönetimidir. Şimdi tabii ki Oğuzhan'ın bu verilerle sahada kalması doğru mu yanlış mı, bunu da tartışırım. 65 dakika süre, 45'te çıkmalı mıydı vesaire. Önder Hoca bence şunu düşünüyor. Futbolcu psikolojisi de o zaten oyundan alınmaya çok alışkın bir isim. Oğuzhan ve buna alıştı artık Oğuzhan Özyakup. Ha, alıştı derken alışamadı zaten. Bunu çabuk da kabul eden bir karakter değil. Bunu ama saha içi performansıyla bize göstermeyen bir karakter. Önder Hoca bunu bildiği için ona yani vereceği şansın en maksimumunu vermeye çalışıyor. Yani Önder Hoca yoksa hepimizin gördüğü o Konyaspor performansını göremeyecek değildir. Bizden fersa fersa üstünde futbol biliyor bu adam. Dolayısıyla orada oyuncuyu kazanmaya çalışıyor aslında teknik adam. Ya burada çünkü evet. Oyundan aldığın zaman kaybedebilirsin oyuncuyu. Yani teknik direktörlük sadece saha içi performansı demek değildir. Hatta %70'i ilişki yönetimidir. Kesinlikle. Ya burada ben de şuradan konuya gireyim. Şimdi olayın mental kısmına gireceksek Önder Hoca'nın böyle bir deneyimi yok. Beşiktaş'ta spor psikoloğu yok. Oradan da gireyim yine mevzuya. Önder Hoca'nın kariyerinde psikolojik performans konusunda deneyim yok. Böyle bir eğitimi yok. Ve burada oyuncuyu kazanmaya çalışırken o pozisyonda oynayan ve Oğuzhan'dan o performanstan sonra 70 dakika oyunda kalan oyuncunun yerine girebilecek oyuncuları da Oğuzhan'ı kazanayım derken kaybedebilirsiniz.